Hayır değilim. Aşık falan değilim. Nereden çıkardın ki sen bunu? Ne bileyim. Son zamanlarda kardeşim o kadar değişti ki. Özellikle Yusuf Bey etrafındayken. Yok öyle bir şey abla. Ben sadece Yusuf Bey'in benim için yaptıklarının altında eziliyorum o kadar. Benimki aşk falan değil. Sadece minnet. Hem benim aşkı düşünecek halim mi var? Anladım ablacığım, anladım da. Sen niye bu kadar kızdın onu anlamadım. E sen bile böyle düşünürsen başkaları kim bilir neler düşünür. Haklısın. Ben senin böyle bir şey yapmayacağını bilirim. Sadece ağzından duymak istedim. Sıtkı ile bu olanlardan sonra belki Yusuf'tan etkilenmişsindir diye düşündüm. O zaman yanlış düşünmüşsün abla. Ben biraz yürüyeceğim. Sonra doktor kızıyor. Yoruldun mu? Biraz yoruldum. Geç bakalım. Yavaş. Al bakalım. Ben çarşıya gidiyorum. Bir şey istiyor musun? Cık. Emin misin? Şöyle çıtır çıtır badem şeker istemez misin? Tamam, geliyorum şimdi. Alo? Ha? Nezle neredesin? Pazar yerindeyim, ne oldu? Seninle çok acele konuşmamız lazım. Bekle beni orada, geliyorum. Sen bu domateslerden şöyle bir kasa yap. Ama tek tek seç, tamam? Tamam ablacığım. Teyze. Havva. Pazar yerlerinde peşime düşecek kadar önemli ne oldu kızım? Toprak'la konuşmalarınızı duydum teyze. Neyi duydum? Biz Toprak'la hep konuşuyoruz, ne duydum? Anlamamazlıktan gelme, bal gibi anladın teyze. Yusuf hakkında konuştuklarınızdan bahsediyorum. Yok sen Yusuf için şöylesin, yok sana şöyle bakıyor. Yok dünya bir yana, sen bir yana falan. Ben bunların hepsini duydum. Onları mı diyorsun kız? Ha onları diyorum. Ben Toprağı bir yoklayayım dedim. Hali tavrı böyle bir acayip geldi bana. Sanki böyle Yusuf'a bir düşkünlüğü varmış gibi. Ondan, seni düşündüğümden yani. Allah Allah. Neden teyze? Hani sen bu işin peşini bırakmıştın? Hani bana demiştin ki başının çaresine bak. Tamam. Öyle dedim. Ama sen bu işi bir başına kıvırabilecek misin? Hem ben bu iş için çok uğraştım. Sana değil, emeğime acıyorum ben. İyi, inandın mı bari? Ya çürüklerinden koyma dedikçe gidip gerilerinden seçiyorsun. Niye önlerden koymuyorsun bak? Bak. Al bunları koy, bunlar ne kadar güzel bak. Yok vallahi ablacığım, çürük falan değil. İstersen yeni kasadan verelim. Teyze, sana söylüyorum ya, cevap versene. Toprak aşık mı Yusuf'a? Belediyeye verelim kızım. Hoparlörde bağırttırsınlar. Ha? Kız sana sesini, şahan olacağız herkese. Hem sen niye bu kadar peşine düştün bu işin? O ne demek teyze? Düşeceğim tabii. Eğer Toprak Yusuf'a aşıksa ben bırakırım bu işin peşini. Çıkarım Yusuf'un hayatından. Toprak'la annem bu hayatta en kıymetlim benim. Öyle hemen delilenme. Bir şey yok. Ben de öyle zannettim önce ama Toprak bildiğin namus timsali. Yusuf'a düşkünlüğü de gönül borcundan öte değil. Sen rahat ol. Emin misin? Ay yeter. Benim senden başka işim yok mu kızım? Bir sürü işimden alıkoydun beni. Hamit, sen hepsinden ondan değil şu fasulyeden falan bir kasa yap. Konağa gönderiver, tamam? Tamam ablacığım. Haydi.
Buyur kızım. Baba neredesin? Çok acele konuşmamız lazım. Ananla dışarıdayız. Bırak şimdi çarşıyı falan baba. Çok fena şeyler oldu. Çok acele konuşmamız lazım. Zaten başımız ne zaman beladan kurtuldu ki? Ananla maaş kuyruğundayız. Parayı çeker çekmez eve geliriz. Hayır hayır, evde değilim ben. Belediye parkı var ya, oraya gel. Tamam, anladım. Efendim. Toprak. Nasılsın? Nasılsınız Toprak Hanım? Sağ olun, iyiyim. Kan değerleriniz de öyle gösteriyor. Sonuçlarınız geldi. Aslında umduğundan daha iyisiniz. Muayeneniz de iyi geçmişti zaten. Biz aslında iki güne kadar taburcu ederiz demiştik ama... isterseniz yarın sabah çıkabilirsiniz. İsterim tabii. Tabii, buna bir şartla müsaade edebilirim. Bundan sonra kendinize iyi bakacaksınız. Kesinlikle yorulmayacaksınız. Anlaştık. Of baba, hadi ya. Ne maaşmış. İyi ki acele et dedim. Abla. Yusuf Bey, siz miydiniz? Benim Toprak. Seni eve götürmeye geldim. Hazırlamışsın çantaları? Evet, hazırladım. Hadi gel. Aslında ablam beni almaya gelecekti. Ama sabah annemi diğerize götürmüş. Sonra da... Ben ona haber veririm. Zaten ilk konağa gitmeyeceğiz. Seni başka bir yere götüreceğim. Nereye gideceğiz ki? Sürpriz. Hadi gel bakalım. Toprak, canın mı acıyor? Yoo, iyiyim. Gel tut kolumu, destek al. Gerek yok, gerçekten iyiyim. Kendim yürüyebiliyorum. Toprak, inat etme işte. Niye boş yere acı çekiyorsun? Gel tut kolumla. Gir koluma, hadi. Peki, teşekkür ederim. Hadi gel. Nazlı'na mı gidiyoruz yoksa? Evet. Kızın da seni özlemiştir. Kaç zamandır ziyaret edemedin. Sen ne istersin diye düşünüyorum. Baygınken rüyamda kızımı gördüm. Hayır olsun inşallah. Öyle gerçekti ki. Çok büyümüştü. Birlikte sizin terasta oynuyorduk. Öyle güzeldi ki hiç bitmesin. Hiç uyanmayayım istedim. Rüyanda teras vardı da biz yok muyduk?
Bilmem. Gerisini hatırlamıyorum. Çiçek de almıştım. Yaptırdınız değil mi? Başında bir tane taşı vardı kızımın. Şimdi burası çiçek bahçesine dönmüş. Çok istediğini biliyordum. Yaptıklarınızı ödeyemem. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa bana elinizi uzattınız. Bana yeniden can verdiniz. Hayata döndürdünüz. Karşıma sizin gibi bir insan çıktığı için çok şanslıyım. Benden ne isteseniz yaparım. Öl deseniz gözünü kırpmam, sizin için ölürüm. Toprak. Asıl ben seni tanıdığım için şanslıyım. Bak sen benim için çok değerlisin. Ben senin ölmeni değil, mutlu olmanı istiyorum. Güzel bir hayat yaşamanı istiyorum, tamam mı? Bunları konuşma şimdi. Sen kızını özlemişsindir ha? Merhaba abla. Merhaba. Yaşadıkları unuyordu. Nazlı'nın yanına getirmek iyi gelir diye düşündüm. İyi düşünmüşsün. Mezarı yaptırmışsın. Kızın yüzü gülsün biraz. Toprak çok etkilenmiş belli. Biz de yaptıracaktık ama. O en küçük şeylerden bile mutlu oluyor. Kötü şeyler yaşadı. Hepimizin destek olması lazım. Haklısın. Özledim seni. Yusuf ne yapıyorsun? Toprak bilmiyor mu? Yok ben bir şey söylemedim. Bilmiyor sen de bir şey söyleme lütfen. Niye saklıyoruz ki? Abla. Toprak.
Çok güzel olmuş burası. Kusura bakma ablacığım, geciktim biraz. Önemli değil abla. Ablacığım sen öne bin. Yok, ben arkaya bineyim, daha rahat ederim. Rahat edemezsin ablacığım orada. Havva doğru söylüyor, öne bin. Ben koltuğu yatırayım, rahat edersin. Rahat mısın ablacığım? Pardon. Önemli değil. Yavaşın ablacığım. Geçmiş olsun Toprak Hanım. Sağ ol Murat. Murat, sen Toprak'ın eşyalarını al. Sağ ol abla geldiğin için. Ne demek ablacığım? Da benim böyle hiç içime sinmiyor ki. Daha doğru düzgün yürüyemiyorsun bile sen. Yusuf Bey, Toprak iyileşene kadar bir süreliğine konakta kalsam sizin için bir sakıncası olur mu? Ne sakıncası abla? Hatta daha iyi olur. Sağ olun Yusuf Bey. Çok özlemişim ablamı. Hastaneden sonra ayrılmak çok zor gelecekti. Rica ederim Toprak. Hadi bakalım. Oğlum. Aa. Rüzgar nerede? Pınar'la gezmeye çıktılar. Gelirler birazdan. Hay Allah. Hava da çok soğuk. Keşke kalın giydirseydi. Merak etme sen. Sana mahcup olmayayım diye herkes Rüzgar'ın üstüne titriyor. Estağfurullah. O yüzden söylememiştim. Toprak, gel otur şöyle. Ben seni iyi tanıyorum artık. Rüzgar içeri girecek, kendini unutacaksın yine. Tamam, böyle yapmayı sevdiğini biliyorum. Ama kendine iyi bak. Bak ablam burada. Teyzenle kızlar da aşağıda. Bir şey olduğu zaman yardım iste. Önce sen iyi olacaksın. Hem kendin için hem de Rüzgar için. Anlaştık mı? Peki Yusuf Bey. Hem doktoru duydun. Hemen iyileşmek istiyorsan bol bol dinleneceksin. Tamam mı? Bir şeye ihtiyacın olursa da bizzat bana söyleyebilirsin. Merak etmeyin Yusuf Bey. Ben hep onun yanındayım. Hı hı. Ha? Geldiniz mi siz? Oğlum. Canım. Bak şimdi. Az önce ne konuştum ben seninle? Ama ben çok özlemişim Rüzgar'ı. Ne yapayım? İyi de ablacığım, otur, öyle hasret gider. Canım. Gezmelere mi gittin sen? Bak sen yaramaza ya. Sabahtan beri yaygarayı koparan o değildi sanki. Toprağı görünce nasıl da sustu. Oğlum çok acıkmış. Bizi biraz yalnız bırakabilir misiniz? Tamam. Ben yine uğrarım. Ben de bir teyzeme bakayım, yiyecek bir şeyler hazırlasın. Sen ilgilenir misin bir şey olursa? Tabii. Yerleştiniz mi kız? Teyze, bu Mehmet Bey beni çileden çıkaracak. Sürekli imalı imalı konuşmalar, bir şey biliyor mu, bilmiyor mu, düşün delireceğim. Bir alt bildiği yok. Sen nasıl bu kadar eminsin? Sabah konuştum da ondan. E niye bana söylemiyorsun? Jandarma gene iki günahsızın peşine düşmüş. Ama senin davandan günahsız. Önceden öyle ettikleri işler varmış.
Boşuna dememişler. Bir insanın adı çıkacağına canı çıksın diye. Yani gelişme dediği bu muymuş? Aklımı çıkardı salak. Saklı gizli iş yaparsan böyle. Esen yelden nem kaparsın işte. İyi, rahatladım şimdi. Artık rahat rahat sinemaya gidebilirim. Ne sineması kız? Biz olmuşuz film. Yusuf akşam beni sinemaya davet etti. Of! Kuzu! Kuzu! Giydirelim mi seni? Hı? Toprak uzun kollu body mi olsun, kısa kollu mu ablacığım? Abla uzun kolluyu giydirsene. Hava çok soğuk, üşümesin. Cemile, gelsene içeri. Bunları Münevver Hanım gönderdi. Nişan fotoğraflarıymış. Siz de var mısınız burada? İstediğinizi alabilir misiniz? Bakayım. Aa, ablacığım bak. Bizim birlikte olduğumuz fotoğraf ne kadar güzel. Cemile alalım biz bunu. Bak burada da teksin. Cemile biz bunu alalım. Tamam siz bakın işte. Burada kalsın. Almadıklarınız olursa bana verin. Münevver Hanım'a geri vereceğim. Bak bu da Yusuf Bey ile sen dans ederken. Çok güzel çıkmışsınız değil mi? Alalım mı bunu, ister misin? Yo. Gerek yok. Ne yapacağım ki? Emin misin? Eminim tabii ki. O zaman bunları alalım, geri kalanlarını Cemile'ye veririz. Ablacığım hadi giydirelim, üşütmesin. Tamam, tamam. Mutfakta iş anca bitti. Uyumuşsundur dedim ama yetişmişim. Çok fazla inip çıkmam yasak biliyorsun. Yoksa ben iner alırdım. Sana da zahmet oldu Pınar. Ne zahmeti canım? Sen iyileşmene bak. Hem şu ilaçlarını da unutma. Sağ ol. Toprak, fotoğraflardan alacaklarınızı aldınız mı? Aldık aldık. Gerisini sen götürebilirsin. Münevver Hanım siz de varsınız bakın dedi. Sağ olsun, çok ince düşüncelidir. Öyle gerçekten. Hadi sana iyi geceler. Sana da. Ablacığım ben alırdım. İyiyim ben, merak etme. Ben bir rüzgara bakayım, aklım kaldı. Tamam, ben de gelirim şimdi yanına. Niye çağırmış seni? 7'de Saat Kulesi'nin orada buluşalım dedi. Saat Kulesi mi? Ha. Allah Allah. Ne var ki Saat Kulesi'nin orada? Ne bileyim teyze, bilmiyorum ki. Aa! Fotoğraflar burada. Hah.
Pınar'la Cemil'i aşağı indirmişlerdir kendilerinkini almak için. Pek hevesliler garibanlar. Baksana beni bile çekmişler. Sen de pek bir suratsızsın burada. Kız şuna bir bak. Gül gibi kız şu herife olmuş mu hiç? Sen de bir türlü beğenemedin bu adamı. Koskoca kaymakam işte. Niye öyle söylüyorsun? Başbakan olsa on para etmez. Bir dakika ya, bu fotoğraflar eksik. Toprak'la Yusuf'un olduğu fotoğraf yok. Nerede? Hani şu Toprak'ın almadığı fotoğraf mı? Evet. Toprak? Aa. Pınar, Toprak nerede? Demin hazırlanıyordu o çıkmak için. Nereye? Bilmem, rüzgarı dolaştıracağım dedi. Hem onun da yürüyüş yapması gerekiyormuş. İyi, tamam. Pınar, bir şey soracağım sana. Bu dün Cemile'nin getirdiği nişan fotoğrafları nerede? Ben içinden alacağım ama bulamıyorum. Eksik galiba. Bizden sonra alan oldu mu? Yok, sizden sonra bakan olmadı. Ben de Cemile ile bakarız diye mutfağa indirdim. Anladım canım, tamam. Thank you.